Defne. Günaydın Kalasçığım. Defne, burada ne yapıyorsun? Hep sen mi benimle uyumaya geleceksin? Bu sefer de ben seninle uyumaya geleyim dedim. Hı? Defne, biz ayrıldık. Yalan. Biz ayrılmadık. Şu hale bak ya. Adam abi değil canavar. İnsan da bize re insaf olur. Yüzünün ne hale getirmiş insan müşvettesi. Hayır, bunu bir de biz ayrıyken yapıyor. Ayrılmasak ne yapacaktı acaba? Defne. Ne? Biz ayrılmadık. Yalan. Abim kafana çok mu vurdu? Yoksa hafızanı mı kaybettin? Sen benim yöntemimi bana mı satıyorsun? Evet. Sen yaptın, ben niye yapmayayım? O yöntem bu durumda işlemez yalnız. Niye işlemezmiş? Çünkü uzun zamandır kabul etmek istemediğim bir şeyi anladım. Neyi anladın? Özetle senin uslanmaz bir yalancı olduğunu anladım. Hayır yalın, öyle değil. Bak o kadar basit değil. Bir dinlesen. Neyi dinleyeceğim ya? Nesi basit değil? Gayet basit. Sıfır saygı, 1 milyon yalan. Benim böyle biriyle işim olmaz. Bu biz ayrılmadık numaraları falan da işlemez. Biz ayrıldık. Bu iş bitti. Ben sana bunu daha nasıl anlatayım? Sen nereye bakıyorsun ya? Birine bakıyorum oğlum. Ya yalın, kaçmaya çalışma. Beni dinleyeceksin diyorum. Başka çaren yok. Dinlemiyorum kızım. Bela mısın? Dinleyeceksin canım. Evet, belayım. Defne, susuyorsun ve gidiyorsun hadi. Yalın, susmuyorum ve gitmiyorum. Laftan anlamıyor musun Defne? Bitti, bitti. Anlamıyorum canım. Tamam mı? Anlamıyorum. Ya bitti diyorsun, sonra buraya dağ evine geliyorsun, tek başına oturup bu Lego'yu yapıyorsun. Tek başıma olduğumu kim söyledi? Tek başına değil misin? Değilim. Eski sevgilimle geldim buraya. Eski sevgilinle mi geldin? Aynen. Nerede peki bu eski sevgili? Aslı, gel buraya. Aslı orada olduğunu biliyorum. Çık ortaya. Aha! Bu mu yani numaran? Ha? Yani olmayan eski sevgiliyle beni kıskandırıp buradan gitmemi sağlamak mı? Bu mu? Al işte orada. Aslı dur. Vallahi Kalasçığım, ben Aslı'yı da Astar'ın da göremiyorum. Ben şimdi göstereceğim sana Aslı'yı da Astar'ın da. Yürü. Aslı! Gerizekalı bu çocuk. Aslı! Aslı! Neredesin? Nerede lan bu kız? Aslı! Lan demin buradaydı. Aslı gitmiş. Bu işin Aslı Astar'ı yok Kalasçığım, üzgünüm.
Aslı! Aslı! Aşk dediğin adamı yakar, küle çevirir. Bir kümes bile olsa altın saray sandırır. Olsa da hoş, olmasa da çelebiye döndürür. Artık veda vaktidir. Gidiyorum İstanbul'a. Ne oldu sana sevdiğim? Beni terk etmenin sebebi nedir? Aşk dediğin adamı yakar, küle çevirir ne demektir? Yoksa sen de mi sevdalısın? Beni görmeyen gözlerin başkasına mı baktı? Benim sığamadığım gönlüm başkasına mı kaydı? Aşık mısın? Nasıl yani? Yani öyle aşık değil. Gönül aşığı gibi değilsin. Şair gibi, ozan gibi bir şey. He? Kafiye olsun diye yazmıştır değilsin. Mani böyle bir şey. Tabii canım. Kafiye olsun diye yazmıştır. Kafiye miyim tabii. Kafiye olsun da çamurdan olsun. Ya kız aşık ruhlu, ne yapacaksın? Böyle gidemezsin Habibe. Bırakmam. Seni bulacağım. Seni bulacağım ve halka mı aşıksın, hakka mı aşıksın öğreneceğim. Eğer o işe gidersen, bu zamana kadar kurduğumuz her şeyi yok edersin Leyla. Aramızdaki her şey biter. Uşağım, her zamanki pulli, etto edeceği ne? Ha ben bir pencere kapı açayım da hava gelsin, nefessiz kaldım. Ay, bırak beni dedim Çınar. Bırakmıyorum Yeşim, bırakmıyorum, içeri gir, içeri gir. Yeşim, Yeşim. Yeşim içeri gir. İçeri gir dedim sana. Girmiyorum Çınar. Ben son sözümü söyledim. Ölsem oturmam bu evde. Yeşim bak beni delletme Yeşim. Beni delletme. Bak damarım atıyor. Bak görüyor musun damarımı? Damarım atıyor. Bak beni delirtme. Bir sürpriz yaptım. Benim burnumdan getirtme o sürprizi. Yapma Çınar. Sen bana sürpriz falan yapma. Hayır yaptığın sürpriz de sürpriz olsa bari. Sen beni bu küçücük eve tıkamazsın. Gidiyorum ben. Yeşim bak buradan çıkar gidersen her şeyi biter. Yeşim bak gidemezsin. Zilli, koş! Da bulliyi yakala! Toprağımın yanı boştur. Çınarım gelir oraya oturur. Ha abisinin haline bakar ders alır. O nasıl pulliden yandı, kül oldu. Ha ben de bundan melül olurum der. Yanlıştan döner, git!
Al işte. Gördün mü? Al. Aferin sana. Babaannemin ağzına lafı da verdin. Aferin sana, tamam mı yeşim? Aferin. Al. Ha. Kim gidiyormuş ki? Hayır, kim? Nereden çıkardı benim gideceğimi? Ben kızdım. O yüzden gidecektim. Ama vazgeçtim. Ha? Geçti. Düğün önü olur öyle şeyler. Nazara geldik galiba. Ya da kem gözlere mi geldik yine ne? Çakır gözlüm, gel biz girelim. Güzel güzel konuşalım içeride. Ha buna bakın, ha buna. Sanki gören de sanır bir adam. Fışki adam. Mırlama peynuru gibi. Kız nereye çeker, oraya gider. Al birini, vur ötekine. Benle yetinemezsen gider bir de babaannemle kavga edersin ha? Orada böyle rahatça kavga edecek yer var da sanki. Şuraya bak ya. Benim buraya kıyafetlerim bile sığmadı. Ben sana ayakkabılarımı ve çantalarımı hiç saymıyorum çünkü onlar tek kapının dışında kalır canım. Olmaz. Olmaz Çınar'cığım, olmaz. Ay ben bu evde yaşayamam ki. Yeşim, beni delletme. Senin o elbiselerini de ayakkabılarını da alırım, sobanın içine atarım, yakarım. Hah, yaksan ne olur be? Sanki yenilerini alamam. Özel. Ot kütür. Lan strapez bitti. Şimdi bir de ot kütüğü mü çıktı? Ot kütüğü ne Düde? Ot kütüğü değil Çınar'cığım. Ot kütür. Ot kütür. Yani kişiye özel tasarım demek. Yani ot kütürlerim ve ben bu evde yaşayamayız canım. Yeşim bak. Senin o ot kütüklerini alırım. Sobanın içine atarım. Kütür kütür yakarım. Bu evde yaşanacak dediysem bu evde yaşanacak. Nokta. Hayır efendim. Benim beğendiğim evde yaşanacak. Ne? Evet Çınar. Sürprizim buydu işte. Dedem bize ev alacak. Ne dedin sen? Dedim ki dedem bize ev alacak dedim. Lan! İç güveysi miyim lan ben? Hı? Bir kere iç güveysi olman için bizimle birlikte yaşaman lazım. Yeşim, ben çeyizimi alayım sana kaçayım. He? Sen bir de bana böyle yüz görümlüğü takarsın. Sonra o strapez geleneği de ben giyerim he? Yok, olmaz. Çünkü o sana yakışmaz Çınar'cığım. Yok, sen iyice şımardın. Yok. Sen kafayı yedin lan. Sen var ya sen kafayı yedin. Lan sen kafayı yedin kafayı. Delikanlı adama gel benimle aynı evde yaşa ne demek lan? Ne demek lan? İç güveysi miyim lan ben? He? Sen bana bunu nasıl diyorsun lan? Sen benim gibi delikanlı adama bunu nasıl diyorsun lan? Sen kimsin? Sen kimsin lan? Ama
artık insan olduğumu hatırlamanın vakti geldi. Ne yapıyorsun orada? Yaz saklanıyorum. Manyak mısın oğlum? Niye saklanıyorsun? Ya Defne beni görebilir. Zaten seni göstermeye çalışıyorum ya. Ya insan neden sevgilisini, eski sevgilisini göstermeye çalışsın ya? Oğlum manyak mısın sen, mal mısın? Olayın ne senin ya? Bir olayım yok. Defne sabaha kadar ona kahrolduğumu sanıyor. E beni saymazsak öyle değil mi canım? Sabaha kadar odada oturup uzay mekiği legosu yapmadın mı sen? Tamam, yaptım da sen nereden biliyorsun benim Lego yaptığımı? Ya tamam, anahtar deliğinden bakmış olabilirim. Ya ne yapayım? Ben meraklı bir kızım. Sabaha kadar çatlardım odada. Zaten bundan sonra olayım sizsiniz benim. Hatice'ymiş, Arca'mış. Yani hepsi boş. Ben bundan sonra sizi izleyeceğim. Ha. Defne seni görünce ne olacak onu da izle o zaman. Yürü gidiyoruz. Ya, ya Defne beni görecek de ne olacak? Defne seni görecek. Ve kızıp gidecek. Ben de daha fazla Defne'ye maruz kalmayacağım, tamam? Kafayı değmeyeceğim. Hadi yürü. Yalın. Maruz kal ya. Aşıksınız işte. Ya onu bu kadar püskürtmeye çalışacağına tut kolundan affediver. Ne olacak ki? Olmaz. Affedemem. Yürü. Ben meraklı olduğum kadar da korkak bir kızım ya. Bırak beni. Hayır bir de bana yalancı diyor. Canım sormazlar mı adama bana yalancı derken Aslı diye Aslasız Aslansız bir eski sevgili uydurmak yalan olmuyor mu diye? Ay bir de arabaya çıktı şu anda inanabiliyor musun? Aa, acaba bu bana kızıp Aslı diye sevgili uydurmuş olmasın? Bak ismi de çok manidar ha. Aslı. Aslı. Aslı yani işin Aslı. Tamam bırak bırak bayma hayvan artık. Al sana hayali sevgili Aslı. Ya. Hakikaten kafayı yiyeceğim. Yani yüzüne vurmak gibi olmasın ama yemişsin zaten. Tamam. Yedim kafayı. Evet evet yedim kafayı. Yani seni delirtip buradan göndermek için etrafta hayali sevgili Aslı'yı arıyorum ben. Evet yedim kafayı. Yani seni affetmemek için ne yapacağımı şaşırdım. Yapma Defne.
Sana sarılmam lazım, ne olur. Ben istemiyor muyum sanıyorsun? Sana sarılmak için geberiyorum burada. Sarıl o zaman. Beni affettiğini söyle ve sarıl. O zaman yalan söylemiş olurum. Çünkü affetmedim. Ben beklerim. Bekle. Tamam. Ben de kendi kendime beklerim. Affetmezsen de hayatımın dersini almış olurum, tamam mı? Uzak dur benden. Tamam mı Laz kızı? Tamam plasa kalasın. İşten de ayrılırım. Yok, yok ya. O kadar da değil. O kadarını idare ederiz. Koskocaman şirket. Ayrılma. Ayrılma. Bak şimdi bacım, şu gördüğün yol var ya. He var. Ha işte oradan dümdüz git, yaya geçirdiğinden karşıya geç. Ondan sonra sağa dön, terminal karşısına gelecek. Bir dakika yürüyeceksin. Şimdi ters dön, ben girmeyeyim biliyor musun? He, anladım, yakınmış. Sen zahmet etme, ben giderim. Hay Allah razı olsun. Hadi kal, sağ ol. Sen daha, sen daha. Thank you.
Bizim yaylalardan 3 kat büyük bu şehirde. Ben seni nasıl bulacağım Sevdoğum? Abi bütün firmalara baktım yoksun. Ulan nereyesin ya? Üf. Dayı, nasılsın? Sağ ol, iyiyim. İyi ol, iyi ol. Gettin daha canım. Ya sen benim bu Habibe'yi gördün mü? Habibe de kim? Tanımıyorsun ki. Dur bak. Nasıl? Bu benim sevdiğim. Gönlümün yarısı. Gördün mü onu? Ya bir git kardeşim, acelem var. Lan ne kadar da kabasın dayı ya. Bilmiysen bilmiyorum de. Allah Allah ya. Vallahi gücendim ha. Bittu kestuk. Çok yakındasın Sevdu'm. Hissediyorum. La iblis. Hadi çık dışarı. İblis. İblis hadi çık dışarı. İblis. Ama kime diyorum ya? Acil durum bak, yengen kayıp. Anlaşıldı. Sen onun anladığın dilden konuşacağım. İblis. Çık. Yengeni bul. Sağ 5000. Sen salak mısın? Kimin parasını kime veriyorsun? La canımı yedim. Aramızda paranın lafı mı olur? Bari eve götürmeyi becer. Sağ ol ortak. Sağ borçlandım. Çak. Ay. Çantayı. Melek, kızım, yengen arabada. Musun ıhlamurunu? Habibe de odasına kapandı kaldı, dışarı çıkmıyor. Oh, kaldı ıhlamurlar soğudu. Değil mi? Ah pulli ah.
Nerede? Oraya kadar gittim. Sonra bir şey fark ettim. Ne fark ettin? Eğer o iş görüşmesine gitseydim, eski halimizden farkımız olmayacaktı. Hatta belki. Belki. Belki ayrıldığımız gün gibi ipleri koparacaktık. Ben buna bir kez daha dayanamam. Ben de dayanamam Leyla. Yalnız bu hiç senlik bir hareket olmadı Leyla. Geri dön ben yani. Sen de senlik olmayan bir hareket yap o zaman. Nasıl bir hareket? Çalışmama izin ver. Hatun, bu istediğin çok zor. Hem ben seni her zaman yanımda istiyorum. Ben de seni her zaman yanımda istiyorum. O zaman sen de işe gitme. Çok pis ters köşe oldu ama. İşine gelirse. Bak bak. Hadi toprak. Sen de bir adım at. En azından bir düşün. Çalışmak istiyorum ben. Ah be Hatun. Tamam düşüneceğim. Söz mü? Söz. Bakma bana öyle ama. Dayanamayacağım, öpeceğim. O olacak ha. Leyla sen de bugün adım üstüne adım atıyorsun. Ne yapayım? Başladık bir kere. Artık sonu nereye giderse. Nereye giderse? Toprağım yetiş! Ne oldu ya? Nasıl kaçmış? Bayağı kaçmış. Sabahtan beri odasında uyuyorsan uyudum ama kaçmış. Hem de çeyizlerini de almış. Sabır. Toprak duydun mu? Kaçmış diyor. Hatun anladı, kaçmış. Thank you.
Şimdi bir yudum daha al papatya çayından. Evet. Şimdi derin bir nefes al. Şimdi yavaşça bırak. Daha iyi misin şimdi? İyiyim. İyiyim, iyiyim. Gayet sakinim yani. Yeşim aç! Yeşim aç sen bu kapıyı sana! Ay! Bir de utanmadan buraya gelmiş, kapıyı yumrukluyor ya! Kız! Ben gayet sakinim anne! Geçim kapıyı aç! Gel! Sedef Hanım! Benim... benim Çınarcığım da... bu maske ne işe yarıyor canım benim? Cildime geliyor. He ya he, geliyor. Ne gerginim ne gerginim. Çekil! Kara kız gel benimle. Biri benim kim olduğumu hatırlamış. Gerçi ben pek tanıyamadım böyle pembe pembe ama. Pardon da sahi siz kimdiniz? Yeşim, benim kafamın tasını attırma. Özür dilemeye geldim. Ah, ama hem özür dilemeye geliyorsun hem de giriyorsun. Olmaz ki çiçeğim. Bakın, bakın Sayın Yeşil Sedef Çiçek Hanım. Ben gerginim, beni iyice germeyin. Benim lafıma da girmeyin, tamam? Gir lafa anne. Girme annesi. Gir anne. Yeşim, adabımla özür dilemeye geldim. Gel buradan çıkalım, sakin bir yere gidelim. Oturalım sakin sakin. Sonra ben özürümü dileyim senden. Sen rahat, ben rahat. Ondan sonra önümüzdeki kavgalara bakarız. Bak beni germe. Gel buraya. Ben gayet gerginsiz ve sakinim Çınar. Sen bana sen kimsin dedin mi? Ha? Dedin. Ben senden özür falan istemiyorum ya. Bitmiştir. Şansını zorlama yeşim. Zorlarsam ne olur? Bir daha yanına bile yaklaşmam. Zaten yaklaşma Çınar. Öyle mi? Son sözüm bu mu? Bu. Peki. Peki Çınar Bey. Kapı nerede lan? Uyan da bu kaçma işini konuşacağız. Oy, nedir bu başımıza gelenler? Ama toprağım bir şeyler yap. Ay ne yapacağız? Kız köyüne dönmek istedi, döndü işte. Çok da güzel oldu bence. Ha bu da Habibe'ye taktı. Ayının 40 türküsü vardır, 40'ı da ahlat üstüne. Ha pulluğunun da 40 türküsü vardır, 40'ı da Habibe'nin üstüne. Bir susun da, bir susun da. Yemin ettiniz el birliğiyle toprağı nasıl delirteceğiz diye. Yok. Ve sözünü de düşüneyim de. Ha ben ne dedim şimdi? Toprak abi nasılsın? Haydi. Allah'ım sen bana sabır ver. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Allah'ım sen beni el birliğiyle delirtmek isteyenleri sevindirme ya Rabbim. Amin. Amin. Ne işi var lan bu kızın seninle? Kaçıyordu. İblis sağ olsun tuttu onu. Geç lan içeri. Geç içeri geç. Bu uşak da kimdir? Kadrolu delimiz babaanne. Bir o eksikti, onu da işe aldım. Bu merak gibi kız ayol. Fırlatıyorsun geri geliyor, fırlatıyorsun geri geliyor. Bir rivrivetme be pulli.
Kız kayboldu bulundu. İlle bir laf sokayım da boşluk kalmasın derdindesin. Allah aşkına başlamayın yine. Vallahi ikinizi beraber kilitlerim odaya. Huy. Adem, ne oldu oğlum anlat. Emredersin Toprak abi. Şimdi bu Habibe terminaldeydi. Ben de... Pardon. Doktor Ezgi Aksoy siz misiniz? Değişir. Kim soruyor? Elinde Ohio School of Medicine'dan gelen bir zarf olan biri soruyor. Kime gelmiş? Bana mı? Yani bildiğin, bildiğimiz Ohio'dan. Aynen öyle. Ohio Tıp Fakültesinden Ezgi ta Amerikalarda. Bak. Hani kazandığım uluslararası acil tıp ödülü vardı ya. İşte o yüzden burs öneriyorlar. Ezgi. Yok hayır bana. Ne oluyor lan? Ya. Ezgi. Yok yok hayır. Allah be. Hayırdır birader sen? Deniz, bak vallahi yanlış anlaşılacak hiçbir şey yok. Herhalde. Da. Hadi, sen uza bakalım. Hadi. Anlat bakalım. Niye sarılıyordu o lavuk sana? Derdi neymiş? İşte bu yüzden. Bu ne ki? Hani ben bir araştırma yapmıştım ya, bundan dolayı uluslararası acil tıp ödülü almıştım. Evet. Ha, hatta sen beni ilk kez onun yayınlandığı, o haberin yayınlandığı... Derginin kapağında görmüştüm. Heh. Çok güzeldin ama orada ya. Vallahi mi? Öyle mi? Peki ne düşünmüştün resmini görünce? Hem güzel, hem zeki bir kız demiştim. İşte bu kız var ya dedim, bu kız benim hayallerimin kadını olur demiştim. Deniz. Sen var ya. Ya bana böyle nerede olduğumu unutturuyor işte. Deniz. Sen. Susana. Dikkat edin kızım. Neyse. Hadi anlat. Uluslararası tıp ödülü falan bir şey diyor. İşte. Bu ödülden dolayı Ohio Üniversitesi bana araştırma bursu öneriyor. Ciddi misin bakayım? Ezgi. Demek Ohio'ya gidiyorsun. Ohio gibi bir yerde bir yıl uluslararası araştırma yapacaksın ha? Ezgi gerçekten seninle gurur duyuyorum ben. Ne yani? Gitmemi mi istiyorsun? Ha bir de üzerine seviniyorsun. Ezgi bak yine arızaya bağlıyorsun ya. Ne bağlaması Deniz sen? Ne bağlaması? Ya beni resmen başından savuyorsun. Ya üzerine bir de seviniyorsun ya.
Ben de salak gibi gitmemeyi düşünmüştüm. Ben de birlikte gideriz diye düşünmüştüm. Deniz! Deniz! Ya dur bir beklesene ya! Sensiz geçireceğim da sonbaharı gözleri. Unutmadım eğer umda verdiğin o sözleri. Sensiz geçireceğim da sonbaharı gözleri. Sevdamın gözü kara da açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Sevdamın gözü kara da açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara Habibi Adem'i görünce bayılmış. Allah enişte mi Defne bacım severek ayrılmışlar. Bırakamam ben seni. Dertsiz bir taş miydim da yaktın da gittin beni. Demez miydin bana da bırakamam ben seni. Dertsiz bir taş miydim da yaktın da gittin. Sevdamın gözü kara da açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Sevdamın gözü kara da açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Su akar denizlere. Şimdi yalan değilsin da verdim o sözlere. Değirmen deresinden da su akar denizlere. Şimdi yalan değilsin da verdim o sözlere. Sevdamın gözü
karadaştı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Sevdamın gözü karadaştı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Sevdamın gözü kara taştı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Sevdamın gözü kara taştı bağrıma yara. Abi ve kızım, ben sağa gitme demedim mi? Dedim toprak abi. Sen ne yaptın? Gittim Toprak abi. Maşallah sağ o zaman abi be. Maşallah değil Toprak abi. Gitmeyi bile beceremedim. Kızım sen niye gitmek istiyorsun? Niye istemeyeyim Toprak abi? Neyim ben bu evde? Allah Allah. O nasıl söz abi be de? Ya tamam. Babanı sevmem ama sonuçta sen bize emanetsin. En azından rahmetli annenin emanetisin kızım. Çınar beni görmek istemez. Benim hayallerim kalmadı. O kız geldi, Çınar'ı aldı. Vazgeçtim artık. Sal beni, gideyim abi. Olmaz abi be. Bak artık gitmek falan yok. Tamam mı? Ya böyle biraz daha kal. Bir sakinleş. Şu hallerin bir geçsin. Sonra düşünürüz başka bir çözüm. Ama şimdilik ikinci bir emre kadar gitmek falan yok. O konu kapandı. Anlaşıldı mı? Emredersin Toprak abi. Habibe belli mi olur? Belki başka bir kısmetin çıkar ha? Şöyle yağız bir delikanlı. Huyu huyuna, suyu suyuna. Tövbe yarabbi. Ha senin de aklın bir karış havadadır. Niye havada olacakmış ayol? Kısmet bu işler. Değil mi Habibe? Of. Of. Ne dedik Fındık? Barutçuları asla terk etmez. Ama biraz sabredeceğiz. Sabretmek biraz senin için zor ama dayanacaksın. Allah Allah. Allah Allah. Niye zor oluyormuş acaba? O yeter ki dönsün bana ya. Ben sabrederim vallahi. Sen ve sabretmek. Bak bu iyi espriydi Fındık. Abi, vallahi sana buradan böyle bir tane çakarım, ağzına toplarsın ha balıkları denizden. Beni gıcık etmesene ya. Bana bak bana. Abime bir tane çakarım ne demek de? Ben senin abinim. Ne biçim konuşuyorsun benimle? Sen de uyuz etme. Ayarsızsan ben ne yapayım? Aa, genetikse ben ne yapayım? Lan. Bilerek yaptın değil mi? Bilerek beni sinir ettin ha. Ne yapayım kızım? Seni üzgün görmektense kızgın görmek daha çok hoşuma gidiyor. Ya. Abim benim. Şu omzunu getirsene. Ne? Omzunu getir, sarılayım ya. Fındığım benim, fındığım. Abi. Ha. Ya hiç affetmezse? Yani sen diyorsun ki ya hayata küserse ha? Öyle bir ihtimal var mı gerçekten? Bak Fındık. Ömründe bir kere seven adamlar ya sevdiklerini affederler ya da hayata küserler. Küsmez değil mi? Hayata. Beni affetmese de olur. Ama o toparlayamazsa... Gevşemek yok oğlum. Uzak duracaksın.
Defne'ye de güvenme. Tamam der vazgeçer. Söz verir tutmaz. Sus dersin susmaz. Aynen. Hayatta susmaz. Sonra bir bakmışsın kafalamış seni. Zaten Defne'nin olayı bu. Yani kendini koyverirsen yandın. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim. Sen baş edemezsin bu kızla. Hayatta baş edemem. Oğlum sen boşa kürek çekiyorsun ha. Sen bu Defne olmadan hayatta yapamazsın. Oh! Ya sen benden ne istiyorsun ya? Sen ne zamandan beri buradasın? İki saattir Defne'yi çekiştiriyoruz ya burada. Hadi ya. Oo, sen ölmüşsün. Seni gömenin yok. Aslı! Tamam tamam. Kafam acıyor zaten. Yine ayrılmışlar ev meselesi yüzünden. Eşim, hayırdır kızım? Eşim. Efendim dedem. Nedir bu ev meselesi? Yaşamamızı istiyor. Senin aldığın evde yaşayamazmışmış da işte o iç güveysi miymiş miymiş de çok kötü kavga ettik biz de işte. Bu yüzden kavga ettiniz yani. Daha geçerli bir sebep bulamadıysak demek ki. Ev yani dedeciğim ev, ev. Yaşayacağımız yer. Biz şimdi bu yüzden kavga etmeyelim de neden edelim ya? Yeşim, cici kızım. Sen hiç iki gönül bir olunca samanlık seyran olur lafını duydun mu? Ya Deniz, Deniz Allah aşkına bir dur ya. Oğlum, ne oluyor? Ezgi Hanım'a Ohio'ya git dedim diye delirdi. O oluyor. Deniz bir dinle ya. Ezgi dinlemiyorum. Bin kere dinledim. Dinlemiyorum ya. O zaman bin bir kere dinle. Ezgi, ben çok sıkıldım. Duydun mu? Sıkıldım. Sıkıldın öyle mi? Aynen öyle. İyi o zaman. Gitmeye karar vermem iyi olmuş. Bence de. Çok iyi olmuş. Bir an önce al biletini. Alacağım zaten. Hatta hiç vakit kaybetmeyeyim. Haftaya hemen gideyim. Dediklerin doğruysa sen de gelirsin. Hayır. Hiç kimsenin bir yere gittiği yok. Oturun oturduğunuz yerde. Süreyya Bey amcacığım çok özür dileriz. Biz kaptırmışız da öyle. Başlatmayın kaptırmanıza. Kimse bir yere gitmiyor dedim, o kadar. Zaten nehir kızımız Amerika'da. Hasret kaldık kuzumuza. Ben öyle ohole mohole anlamam. Öyle cavur cavur yerlere gitmiyor kimse. Bittuk, kestuk. Geçsinsin. Polat abimi ne zaman çağıracaksın düğüne? Malum kendisi kıtalar ötesinde ya. Defne, o adamı değil düğünüme, cenazeme bile çağırmam. Hayır, teorik olarak zaten cenazene çağıramazsın ki abi. Yani o sıralar sen Allah gani gani rahmet eylesin. Çoktan mortu çekmiş olacaksın. Defne bak kızım beni delirtme. Senin o kıvır kıvır saçlarını yolarım, olkama misina yaparım. Aman, sen de hemen delir ha. Gelir. Zaten düğün falan olmayacak. Ne yapacaksın? Belediye nikahından mı alacaksın kızı? Aa, bir dakika. Bir dön bakayım.
Bir dön ya, bir dakika, bir dön. Defne kızım, bir dur da üstüme gelme kızım da. Aman. Yine mi ya? Bu sefer niye kavga ettiniz acaba? Bize kavga edecek neden çok. O da yoruldu, ben de yoruldum. Yani? Yanisi şu Defne, Toprak abimin de yalının da dedikleri doğru çıktı. Ayrı dünyalar bir arada durmuyormuş. Bu sefer gemileri gerçekten yaktık galiba. Sizin gibi hayatta bir kere seven adamlar yaktıkları gemiyle batarlar kardeş. Bence sen bu lafı tam da dalağından fırlattın kardeş. Dalak demek, bildiğim böbrekten yayın yapıyorum şu an. İyi ki varsın lan. Gel buraya, gel, gel. Kardeşim ben, buldum. Sen de iyi ki varsın Çakır Gözlüm. Ama ben yine de Polat abim gününe çağıracağım ben. Haydi. Yiyorsa çağır fındık. Yiyorsa çağır. Nasıl yani? Sonumuzu iyi görüyorum derken? Yoksa şampiyon mu oluyoruz bu sene? Of baba ya! Ben Trabzonspor'dan konuşmuyorum ki. Ben annemden, senden ve benden bahsediyorum. Vallahi bence bizde iş var. Vallahi bence de bizde iş var oğlum. Değil mi Leyla? Bakacağız artık. Bir takım adımlara bağlı. Ne adımı ya? Annene sor oğlum. Adım konusunda uzman olan kendisi. Ya bana sor anneciğim. Baban yürümeyi koşmayı biliyor ama iş adım atmaya gelince orada pos. Ne diyorsunuz ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Boş ver oğlum sen. Hadi sen çantanı hazırla bakayım. Demek yürümeyi, koşmayı biliyorum da adım atmaya gelince fos. Öyle mi? Vallahi öyle Toprak. Sana çalışmak istiyorum dedim, kulağının üstüne yattın. O zaman ben de bir adım atayım da sen de utan. Aa, nasıl ayol? Hatun sen bana adım at demedin mi? Dedim. Ya ben de atıyorum işte o adımı. Nesini anlamadın sabahtan beri? Aa, tabii canım. Niye anlamadım ki? Salak mıyım, avanak mıyım? Oysa adam ne güzel anlatıyor böyle tane tane böyle açık açık. Leyla. Efendim Toprak. 5 dakikam var. Geldin geldin. Gelmedin. Gelmedim. Atar omzuma götürürüm. Ay vallahi bayılacağım ayol. Bu kadarı benim bu canım bünyeme fazla. Adam adım atacağım dedi ayol. Çalışmama izin verecek yani. Ay
Kendisi mi götürüyor ki beni iş görüşmesine? Ay. Allah'ım sen bizim sonumuzu hayırlı eyle ya Rabbim. Sen benim tek hücrelimin hücrelerini daim kıl. Amin. Rastgeleyiz. Yeşim. Şey. Ben özür dilemeye geldim. Ot kütürü mü bu? Yakışmış mı? Gördüğüm en güzel balıkçı olmuşsun. Çınar. Söyle Karakız. O kıyafetlerin hiçbiri benim umurumda değil. İstersen hepsini yak. Ben bu kıyafetlerle bile yaşarım. Ben var ya. Sen var ya. Ben sana ölürüm lan. Ama o zaman ben de ölürüm. Ben sensiz yaşayamam ki. Sana böyle sarılmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Çok özlemiştim seni yeşim. Senin çakır gözlerine bakmayı çok özledim. Bana bak. Bir daha bu yüzük bu parmağından çıkmayacak, tamam mı? Tamam çakır gözlüm. Sen ne dersen o. Tamam. Şimdi hadi gidelim o beğendiğin eve bakalım beraber. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama sen o evi... Ben ne dediysem o. Benim tepemi tasını attırma da. Ayıp ediyorsun. Ay, bak tamam. Anlıyorum. Yani her şeyi benden bekliyorsun. Ama benim de gücüm bir yere kadar yani gerçekten. Ay. Ay. Hayır ben de sonuçta 1,5 metrelik bir kızım yani. Bir bijonu daha ne kadar zorlayabilirim acaba ha? Ya sana ne demeli lastik? Ha? Sana ne demeli? Tamam. Hadi patlıyorsun. Tamam. Hayır bari yolda patla da karizman sağlam kalsın değil mi? Şirkete gelince patlamak ne Duda? Ay. Hadin be. Ay. Hadin be. Acısanız
da bana. Hadi lütfen. Bak zaten sevgilimden ayrıyım. Yuvamdan ayrıyım. Evimden, barkımdan ayrıyım. Tamam tamam. Orada birazcık salladım, tamam. Ama bence sevgimden ayrı olan başlı başına acınma sebebim yani. Gerçekten. Ay. Bari siz yapmayın ya, ne olur. Siz de benim kalasım gibi inatlaşmayın ya, lütfen. Bak, size söz veriyorum. Her sabah sizi gazlı üstüpüyle parlatacağım ha. Cidden bak. Mesela nazik davranacağım. Asla ama asla çukurlara girmeyeceğim. Öyle kamyonlarla, dolmuşlarla kovalatmayacağım sizi. Ha? Hadi be Bijoncuğum. Ha? Hadi be, anlaştık mı? Hadi. Kendine gel. Uzak duracaksın. Bu iş bitti. Yardım da mı etmeyeceksin oğlum kıza? Of! Of! Ne bitmeyen çilem varmış benim ya. Yazık bana. Vallahi acıdım şu anda ben kendime. Hatta o kadar acıdım ki kendi kendime yardım edesim geldi yani, o derece. Yardım edeyim Defne'cim. Ay yok, zahmet olmasın Defne'cim. Yardım edeyim Defne Hanım. Ay yok, zahmet olacak Kalas'cığım. Zahmet olmaz, çekil. Yok, ben hallederim. Eminim halledersin de. Bir an önce bitsin, sen de işinin başına gel. Sen stepneyi getir. Hadi. Defne, ne yapıyorsun? Senin gevşettiklerini sökmeye çalışıyorum. Zamandan kazanmak lazım, işe geç kalmayayım. Defne. Hı. Uzaklaş. Gelsin.
Yeşim yeter artık da aç artık şu gözlerimi. Ay ama ben sana sürpriz yapıyorum şu anda. Bekle biraz. Ya bu ne biçim sürpriz? Ben zaten biliyorum eve geldiğimizi. Ama nasıl bir eve geldiğimizi bilmiyorsun. Değil mi? Şimdi burası malikane olabilir. Stüdyo daire olabilir. Ay yalı olabilir. Daha bir sürü şey var bilmediğin için Arzum. Tamam da tamam. Yok o öyle, yok yok böyle böyle düz düz. Böyle. Hı, gel. Şey var mı? Şimdi. Dur. Şimdi. Ay bir tane. Gel. Geldik. Yeşim Hanım. Sen kimsin? Ben sizi tanıştırmadım değil mi? Bu bey benim çakır gözlüm. Kendisi müstakbel eşim olur. Bu da emlakçı bey çakır gözlüm. Memnun oldum çakır gözlüm. Ne dedin sen? Memnun oldum çakır gözlüm dedim. Bak bak hala söylüyor. Sen kime çakır gözlü diyorsun lan lavuk? Haydi. Çınar lütfen ama kavga yok. Bak ben sana sürpriz yapıyorum ama şimdi bozmasana. Duymuyor musun ya o da çakır gözlü diyor demesin o zaman. Ay siz de benim çakır gözlüme çakır gözlüm demez misiniz lütfen emlakçı bey? Tamam. Gel şimdi sen gel. Hazır mısın aşkım? Açıyorum. Hazır mı aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Tamam aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç da aç. Ay tamam sinirlendi seni be. Açtım. Ta 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 ta. Burada mısın lan? Beğendin mi aşkım? Kızım. Bu ev yayla gibi. Kocaman. Kayboluruz biz buranın içinde. Kaybolmayız. Vallahi kayboluruz. Kaybolmayız. Ben seni bulurum merak etme. Bulur musun? Vallahi mi? Lan ben sana git demedim mi? Yürü! Sen evimizi beğendin mi gerçekten? Beğendim. O zaman ben dedeme söyleyeyim de bu evi alsın diyeceğim. Ama sen yine sinirlenirsin diye korkuyorum ha. Deden almasın. Ben alırım. Sen al o zaman. Yeşim. Sen böyle ne güzel olmuşsun. Hep böyle giyineyim o zaman. Ben de seni öpeyim o zaman. Ne duruyorsun hatun insene? Buraya neden geldiğimizi söylesen ineceğim de. Az sabret. Birazdan öğreneceğim. Toprak, sen adım atacağım demedin mi? Ben de iş görüşmesine falan gideceğim sandım. Öyle yapıyoruz. Niye şirkete geldik? Bir şey unuttun onu mu alacağım? Hatun, divrip etme dayın.
faks çekiyorsun. Bunu ticaret sanayi odasına faks çekiyorsun. Şunların fotokopisini çektir. Heh, bununla ilgili de bir toplantı ayarla öğleden sonra. Bir de bir açar söyle, hadi bakayım. Sen ne diyorsun be adam? Kafayı mı yedin? Aa, patronla nasıl konuşuyorsun sen ya? Ne patronu ayol? Ay, adam kafayı yedi. Vallahi de yedi, billahi de yedi. Ama sen de ne istediğine karar ver be kadın. Çalışmak istemiyor muydun? Çalış işte. Mis gibi iş. Sigortası da var. Daha iyi fırsatı nerede bulacaksın Leyla? Selam. İçeri girebilir miyim? Eski. Şey... ben bileti aldığımı söylemek için geldim. Ne bileti? Uçak bileti. Hani sen dedin ya git diye. Ben de düşündüm, bence haklıydın. Haklı mıydım? Hı, haklıydın. Ben de hiç vakit kaybetmedim. Keşke biraz vakit kaybetseydin ya. Niye ki? Dün dedemi duydun. Gitmemizi istemiyor. Onları ikna etmem için biraz vakit kazanmam lazım. Sen de mi geliyorsun yani? Gelmeyeyim mi? Yani gel de hani ben önceden gideyim haftaya. Ya Ezgi, Ezgi neden bu kadar çabuk? Gitmiyorsun değil mi? Gitmiyorsun. Gitmiyorsun. Ohio falan umurumda değil. Ben senden gidemem. Gitme kızım sen benden hiç. Ama var ya, hepsi senin yüzünden Sıtkı. Valla bak, bak Pinokyo dediğin uyarır, uyarır. Yalan söylemek kötüdür. Gün gelir kalas sevginin seni terk eder der. Bunca senelik tahtalar köyü yaşantısında edindiği tecrübeleri anlatır. Uzayan burnunu örnek gösterir yahu. Ama sen beni bu konularda hiç uyarmadın Sıtkı. Peki sonra ne oldu biliyor musun? Ha? Sorarım sana, sonra ne oldu? İşte ben böyle hasretimden eridim, bittim. Böyle kuş kadar kaldım. Oh, oh. Bir şey diyeyim mi sana Sıtkı? Böyle gözümün önündeyken de özlemek ne zormuş be. Falan değil abi. Bu kız böyle konuşup durmayı kesmezse ben kafa yiyeceğim. Görüşürüz Ezgi. Ne oluyor ya? Ben Ezgi'yi geçireyim de
Sen git Defne'ye bir bak. Telefonlarımı açmayınca ben siz orada kaldınız ve böyle her şeyi hallettiniz falan sandım. Hiçbir şey halletmedik. Ya. Canım benim. İyi misin peki? Değilim ama olacağım. O ne demek be? Yalın'la ben. Severek ayrılanlar kervanına katıldık. Kırmızı alarm. Acil toplantı. Benim odam. Sen bir şey anlama. Ben mutluyum. Çünkü neden? Sevdiğim insanla beraberim. Sevdiği insanla beraber olup evlenen insan ne olur? Mutlu olur. Ben çok mutluyum. Sevduğun da bir şeye benzese bari. Haydi. Sen karışma. Sen anlamazsın. Benim sevdiğim bana, senin sevdiğin sana. Şey diyeceğim ben. Sen bırak o işleri. Benim Habibe'yle bir şey konuşmam lazım. Bu kızın son zamanlardaki halleri var ya, benim hiç hoşuma gitmiyor ha. Ne olursa olsun. Sonuçta emanet kız. Ben de çok dertlenirim bu haller ona. Ama kızın derdi de bellidir. Sen tamam, balkonda geçsen geç. Habibe. Hoş buldum Habibe. Nasılsın? İyi, sağ olasın. Gel şöyle biraz konuşalım seninle. Gel. Hayırdır? Gel ya, biraz sohbet edelim. Gel. Kaçıyormuşsun. Ama kaçamadım. Yakalanmışsın. Sana ne?
Niye ilgilendirdi seni böyle birdenbire? Bak Habibe, ben seni her zaman bir kardeş bildim. Sen de bir çocukluk sevdasına kapıldın gittin. Senin artık bu sevdadan vazgeçmen lazım. Gencecik kızsın, kendine yeni bir hayat kurman lazım. Bak ben de evleniyorum. Hoş evlenmesem de bir şey değişmeyecek. Vazgeçtim. Kızım yapma kendine bunları. Bu hayat böyle sürmez. Sosyal medyada maniler yazmayla, evden kaçmalarla ancak kendini üzersin Habibe. Vazgeçtim dedim. Ne zaman vazgeçtin? Bütün paylaştıklarımı, tüm resimleri sildim. Buradan da sildim seni. O yüzden telaş yok. O iş bende. Rüya değil lan bu. Habibe, gerçekten sildin mi kız? İyi misin sen? Azıcık geriye. Habibe sildin değil mi? Baban Defne ile eşimi kaçırdı. Defne'yi, canımın yarısını, eşimi, ömrümün yarısını. Ben nefes alamıyorum şimdi. Benim babam kız mı kaçırdı? Yok yapmaz. Babam yapmaz. Yaptı ama. Kardeşimi kaçırdı. Sevdiğim kızı kaçırdı. Bu hayatta uğruna öleceğim iki insanı kaçırdı senin baban. Kızların kaçırıldığı gün benimle konuştun. O zaman sildim ne var ne yoksa her yerden. O gün anladım ki sen bağ yar olmazsın. Ben hıyar adamın tekiyim de sana aslan gibi, cengaver gibi bir delikanlı lazım. Söyleyeceklerim bittiyse ben adama çekilmek istiyorum. Ha? Odama çekilmek istiyorum. Habibe. Habibe kızım bir... Adem abi nasılsın? Hiç iyi değilim abi. Oğlum Adem, o yemeğini öyle elinde çevirip dolamayla olmaz bu işler. Ne yapayım abi, sana mı takayım? Ulan sana çakacağım yumruğu, göreceksin kime takacağını ha. Gidip konuşsana oğlum kızla. Korkuyorum Çınar abi. Kız benden kaçtı, bayıldı. Oğlum, sen laf anlamıyor musun lan? Kaç kere söyleyeceğiz sana? Kız onu senin kaçırdığını zannediyor. Kızın iblisten haberi yok. Kız bayılmasında ben mi bayılayım lan? Git kıza anlat de ki durum böyleyken böyle de. Anlayacaktır seni. Yemin ediyorum sana anlayacaktır seni ya. Abi vallahi benim bu değişik hallerimi öğrenip de normal karşılayan bir sizin aile var. Kanımca siz de pek normal değilsiniz. Ben şimdi Habibe'ye desem ne diyecek? Adem. O da normal değil. Uy, anormalini sevdim. Ne kadar da ortak noktamız var. O kadar çok ortak noktanız var ki Adem. Senin bildiğinden daha fazlası var. O zaman ben gidiyorum. Git tabii lan. O zaman hadi bari rastgele. Adem. Bitmedi o. Kesmedi o.
nasılsın? Kaçma sevdiğim. Ben seninle korktuğun adam değilim. Nasıl ya? Sen olsun. Beni kaçıran adam. Git buradan. Yok yok. Yok vallahi değilim. Değilim ya. Ya olsun. Yok hem değilim. Olsun. Habibe değilim. Olsun. Ondan daha kötüyüm. Sakın bana kapılma. Ben ne söylersem söyleyeyim sakın inanma. Çünkü ben belayım. Anladın mı? Anladım ben hani. Telaş yok. Çok acılıcı bir adamsın. Olsun olsun. Ben olduğum sürece bu iş aşağıda. Deniz Defne çıktı mı? Oo, çok oldu çıkalı ya. Şu düştüğüm hallere bak ya. Kızdan kaçıyorum. Neyse, sağ ol kuzen, görüşürüz. Görüşürüz. Burası yola çıktı. Defneciğim, abim çıkmak üzereymiş. Sen ona yakalanmadan çık istersen. Heh, tamam, sağ ol Yeşimciğim. Benim de işim bitti zaten. Hemen çıkıyorum görünmeden. Hadi bay bay. Göreceğiz bakalım, kaçabilecek misin sevgili yengeciğim? Her iki bomba da hedefe doğru yola çıktı. Tamamdır, sistem hazır. Aslında senden önce çıkmaya çalışmıştım ama. Ben de senden sonra çıkmaya çalıştım. Ya. İşte. Kader. Ben o kaderin. Ben o kaderin demiş miydim? Elektrikler kesildi sanırım. Jeneratör devreye girdi galiba. Asansör de birazdan çalışır. Hı hı. Ne kadar da meraklıyız uzak durmaya. Ne dedin? Ha şey, yok. Asansör bir an önce çalışsa da iyi olur yani.
Aynadan bakmak serbest. Bakmıyordum. Yalan söylüyorsun diyeceğim ama sanırım komik olacak. Hiç boş geçmiyorsun diyeceğim ama sanırım gereksiz olacak. Kimse ilgilenmeyecek bu şirkette. Ay Şengülcüğüm. Kız şu asansörler için bir bakım elemanı çağırsana ya. Vallahi birilerine kalsa 3 ay takılır bu asansörler böyle. Doğru söylüyorsun. Gülmesene. Neden? Gülünecek bir şey yoktu onunla. Bence var. Neymiş? Söyle de ben de güleyim. Uzak duracağız derken. Sinirden gülüyorsun değil mi? Bence gayet uzak durabiliyoruz ama. Kendi ipini 1 santim boşlasan bana sarılırsın. Direniyorsun, direndiğini görmek eğlenceli. Yarım adım atmaya cesaretin olsa beni öpersin. Ama ayaklarını yere çarpmışsın. İrade savaşını izlemek eğlenceli. İradeliyim ama. Bir kere laf söyledim mi? Geri dönüş olmaz. Gidiyorum. Ay servisçi kardeş, bir an önce hallediver şu asansörleri. Vallahi millet sabahtan beri merdivenleri arşınlıyor. En kısa zamanda halletmeye çalışacağım. Ama tuhaf bir arıza gibi duruyor. Çünkü sistemde gözükmüyor. Ama neyse ne. Ay ben de çok anlıyormuşum gibi bir de açıklama yapıyorsun bana. Sen bir an önce hallet yeter. Hallederim. Yoruldu mu? Kesintisi değil sanırım. Evet. Arıza gibi geldi. Telefonlar da çekmiyor. Fark edilmiştir ya. Yaparlar biraz. Ya fark etmezlerse? Sabaha kadar kurtulamayız. Kurtulmak mı istiyorsun? Sen istemiyor musun?
kurtulmak istedikçe daha çok kapılmaya ne denir? Yalınla defne denir. Songül, bizi yalnız bırakın. Böyle olmaz. Deliririm. Sen bu kadar yakınımdayken sana sarılamamak. Yapamam. Yalın. Seni affetmem de imkansız. Biliyorum. Asırlardır yakar.